Sürüş Zamanı'ndan herkese merhaba. Çok merak edilen bir otomobille birlikteyim. 11. jenerasyon Honda Civic. Aslına bakarsanız biliyorsunuz ki Honda takipçileri bu otomobili uzun süredir merak ediyorlardı, bekliyorlardı. Türkiye'ye gelmesi de biraz ötelenmişti biliyorsunuz. Çip krizi, üretimler, şunlar bunlar derken nihayet Kasım ayındayız ve arkamda 11. jenerasyon Honda Civic. Bana sorarsanız oldukça gelişmiş, yeni teknolojilerle donatılmış. En son Accord'u kullanmıştık ama Accord'un daha önceden üretilmiş ve Türkiye'ye gecikmeli gelmiş bir otomobil olduğunu söylemiştim. Honda Civic böyle değil. Honda Civic yepyeni bir otomobil. Şimdi içine geçip başlayalım. Honda Civic'in ön tasarımına baktığımız zaman oldukça yenilikçi bir yüz görüyoruz ve bana sorarsanız dışarıdan yakışıklı gözüküyor bu. Fuar tasarımını beğendim. Onun yanı sıra ızgarayı ve Honda logosunun olduğu kısma da bakıyorum. Yani eskilere göre farklı bir otomobilden bahsediyoruz. Otomobilin hemen yanına profil tasarımına bakıyorum. Yan aynalar dikkatimi çekiyor. Yan aynaların da oldukça şık tasarlandığını söyleyebilirim. Test aracımızın rengi biraz koyu. Normal şartlarda birazcık daha parlak renkler birazcık daha şık gözüküyor ama çok güzel bir gökyüzünde yakalamış olduk. Otomobil iç mekanına geçince size anlatacağım ama şimdiden 3 ufak bir tüyosunu vereyim. Oldukça geniş hissettiriyor. Özellikle ön koltuklarda alan oldukça rahat. Arka koltuklara geçtiğimiz zaman da iş keyifli gibi. Size küçük bir arka koltuk notları göstereyim. Ondan sonra otomobilin direksiyonuna geçip sürüşe başlayalım. Honda Civic'in arka koltuklarına geçtim. Hemen size bir şey göstereceğim. Oldukça eğimli arka koltuklar var. Baş mesafesi yeterli. Diz mesafesi az önce kendi koltuk mesafeme göre ayarladım. Oldukça iyi. Yani böyle arkada rahat rahat konforlu bir şekilde oturabiliyorum. Bir de İki tane bardaklığın olduğu bir kol dayama var. Yani sınıf standartlarını düşününce Honda Civic'in oldukça geniş olduğunu söylemek lazım. Arkada bayağı memnunum. Kapı işlerinde güzel ergonomik su koyabileceğiniz alanlar söz konusu. Bu koltuğun arkasında bir saklama alanı yok ama sağ arka koltukta içeri saklayabileceğiniz bir alanda söz konusu. Yani Honda Civic'in genel kabini bu sunroof'un da sayesinde ambiyansı güneş ışığını oldukça içeri alabiliyor ve hiç de bir klostrofobik hava yok. Honda Civic'in arka tasarımına geçtik. Karakteristik bir stopların olduğunu söyleyeyim. Pek çok markadan otomobile benzetebilirsiniz. Ben de benzettim. Bazı Almanları benzettim. Bagajı açayım. Burada bu sefer bir tutamak var. İki kişilik eşyalarımızı biz koyduk. Ama çok rahat. Oldukça geniş bir bagaj. Bir kere daha açayım burada. Yükleme eşiği normale göre biraz bence yüksek geldi ama aşağısı oldukça konforlu. Dolayısıyla eşyalarınızı rahat rahat yükleyebiliyorsunuz ve bence bu taraflarda da bir alan var. Yani kullanılmayan alanları da bir şekilde kullanıma dahil etmişler, ergonomiyi sağlamışlar. Arka koltuklara geçelim. Evet, herkese merhabalar. Bugün yine Koray'la bir seyahatteyiz. Merhaba. Yaman İstanbul'da. Koray Kodal'la uzun süreden beri merak ettiğimiz, en son Accord lansmanında konuştuğumuz, ne zaman gelir diye hep kendi aramızda tartıştığımız yeni Civic'i kullanmak için İstanbul'da Dalaman'a geldik. Valla otomobile bakınca bambaşka bir Honda görüyorum Koray. Ya zaten ilk başta bir acaba Accord içinde miyiz diye bir tereddüt ediyor insan. O kadar geniş bir ferah hissediyor. Genişe bakar mısınız bu arada? Yani Koray ile aramızdaki kol dayamadan yani küsmüş gibiyiz. Evet, yani çok ferah. Bir de özellikle şu mesela şu direksiyon arkasında bir kolon tasarımı yok. Yani dik bir şekilde ilerliyor. Evet. Bu bacaklar için inanılmaz geniş bir alan var. Direksiyon çok sade. Yani aslında minimalizmi kullanarak sade ve modern gözüken bir konsol tasarlamışlar. Çok iyi de hissediyorum. Neredeyse segment büyütmüşler diyeceğim sana. Bu boyutlarla segment büyütüyor. Yani inanılmaz. Koyduğumuzda bile birbirimize değmiyoruz ve geniş, rahat, ferah hissettiriyor. Malzeme içi kalitesi çok ilerlemiş. İşte biz de yakın dönemde seninle Accord'u kullandığımız için, ki Accord da hani Türkiye'de yeni ama aslında bakarsan eski çıkış bir aynen, eski bir otomobil. Şimdi çok yenilikçi bir otomobile gelmiş olduk. Bu Honda'nın yeni marka yüzü, yeni tasarım dili olarak söylenebilir en son. Hakikaten söylediğin doğru yani. Güzel bir ekran. Ya şu çok hoşuma gitti Koray. Az önce seninle bunu konuşuyorduk ya. Havalandırma ızgarası kontrolü. Yani böyle çok bir anda... Ya peki biraz
gözüne gözüne mi geliyor? Yani daha minimal bir şey, daha minimal bir şey olabilir miydi? Ne bileyim ya, hoşuma da gitti biliyor musun? Değişik bir his ya. Ben bunu bu arada sökerim. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Ha, söker miyim yanlışlıkla? Yani. Evet, bir çekiliyor, tutuluyor yani. Bir tane böyle bir kere Alfa Romeo Juliet'te de yanlışlıkla şeyi sökmüştüm. Onu hatırlıyorsun, böyle bu tuşları vardı ya. Aynı uzunlukta artık vites kolları var. Ha, şimdi merak edenler için göstereyim. Evet, bazı otomobillerde artık sadece butonlar var. Honda yine geleneksel olmuş burada. Vites burada gördüğünüz gibi oldu. Çiklet reklamı mı? Çiklet olur yani. Evet. Sürüş modlarını hemen buradan göstereyim buradan. Eco, normal ve sport. Koray'ın kullandığı şu anda direksiyonu gösteriyor. Burada sportta mesela bir tekerlek çıktı. Normalde hep aynı fotoğraf var. Cik cik sesi. Vik vik vik. Robotik bir ses var, evet. Vik vik. Ya bir şey söyleyeyim mi? Önden şimdi biraz bakıyorum acaba gözlerim bozuldu diye. Audi'ye de biraz şurada bir benzerlik var stoplarda. Ne o, doğru söylüyorsun. Gözler senin daha bozulmadı ya. A4, A3 sedan havası var arkada. Yani doğru. Çok ben de yani benzettim. Otomobile benzetmeyi pek sevmem ama arkadan bir Audi sedan modelleri benziyor.